Merhaba arkadaşlar, Samet adında bir arkadaşımız kış ve yaz ekipmanları, giyim önerileri paylaşır mısınız demiş. Ekipman demiş, ben giyim diyorum. Ekipmana çok fazla girmiyor zaten tanıttıklarım. Çoğunlukla giyim önerileri ve giyim tavsiyeleri oluyor. Bunlardan bir tanesi bu Revit'in Shield ceketi. Ben bu Shield ceketi gerçekten seviyorum. Daha önceden de zaten tanıtımlarda göstermiştim, bahsetmiştim bundan. Revit'in yine şu eldiveni var. Bu eldivenin adı Sent 3 diye geçiyor. Bu yazlık bir eldiven. Yine Vexon'un Sport Black diye bir modeli var. Bu hoşuma giden bir model. 330 liralık bir fiyatı var. Bell Qualifier alınabilir. Nex SX100 alınabilir. Benim tercih ettiklerim bunlar. Şimdi detaylarına geçelim. İlk önce bir ceketten başlayayım. Bu kışlık bir ceket. İsterseniz biraz daha hani baharlık bir modele dönüşebiliyor. Tabii ki iç hastalarını çıkarttığınız zaman şöyle giyip göstereyim mesela bunu. Diğerlerini de elde tanıtacağım. Bu gerçekten güzel bir model. İçi de özellikle hani hem yağmur geçirmez hem de aynı zamanda termal bir takviyesi var. Ön tarafını şöyle kapattığınızda şöyle bir modele dönüyor. Şöyle bir modele dönüyor. Tabii bu bana galiba bir beden büyük ama şu cırt cırt taraflarından birer tane biraz çekince bunu kapatabilirsiniz. Yani belinize göre oturtabilirsiniz. Kolları böyle cırt cırtlı yapılmış. Fermuar kısımları da şu şekilde. İçinde file bir dokuyla beraber geliyor. Bu file doku kısmını açarak kullanabilirsiniz. Böylece buradan biraz rüzgar alır. Ama ne kadar rüzgar alır derseniz işte ortalama bir rüzgar alır. Bu kol içlerinde cırt cırtları var. Kolunuza göre hani pazınıza göre ayarlamanız için. Gerçekten korumalı, aynı zamanda hani çarptığı zaman sertleşen korumalara sahip, omuzlarında ve dirseklerinde CE-10'aylı korumaları var. Arkasında bir sırt korumayla beraber gelmiyor. Şöyle göstereyim. Arkası da uzun. Yani isterseniz spor, isterseniz naked'da da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Spor modeli olması için biraz daha üstünüze, tabii ki yani bana büyük, biraz daha üstünüze oturan bir model olması gerekiyor. Hepsi için oturan bir model olması gerekiyor. Yan tarafında iki tane cil var. Dediğim gibi bir tane içinde astar var. Boynu da hani ortalama bir yüksekliğe sahip, çıt çıtla kapanıyor. Şöyle açıldığı zaman da içindeki astar kısımları yan taraftan çıkartabiliyorsunuz. Yan taraftan çıkarttığınız zaman iç tarafının hani çok geçirgen bir dokusu olmadığını görüyorsunuz. Bu geçirgen doku olmamasının sebebi bunun bahar aylarının sonlarına kadar kullanabileceğini gösteriyor. Çünkü file bir doku olsaydı yazda kullanabilirdiniz. O yüzden de hani dışında da ince bir file doku olurdu ve yaz kullanımlarına da uygun olurdu. Bu kışlık ve baharlık olarak geçen bir model. Yaz kullanımlarında sıkacaktır, sizi daraltacaktır ve bunaltacaktır biraz. Bunu alabilirsiniz kış için. Diğer bir mont önerim ise getiriyorum. Biraz daha uygun fiyatlı, uygun bir model. Revit GTR Air diye geçiyor. Bu Revit GTR Air neden öneriyorum? Daha önceki tanıtımlardan da gördünüz. Zaten hani linkini de bunu da eklerim. Bu daha uygun fiyatlı ve yazlık ve baharlık olarak yapılmış bir model. Ön tarafını açtığınızda zaten iç tarafını görüyorsunuz. İç tarafı file bir dokudan oluşmuş. Aynı zamanda hani Revit pantolonla birleştirebilmeniz için altında bir fermuar mekanizması var. Tabii ki yani iç tarafında cepleri var, yan tarafında cepleri var. Yine kol ayarlaması var bunun da. Yine CE-10'aylı omuz ve dirsek korumaları var. Aynı zamanda dirseklerinin hemen üstünde de şöyle körük mekanizmaları var. Körük mekanizmaları rahatlıkla eğilip kalkabilmenizi sağlıyor. Hani çekme yapmasın diye düşünülmüş. Kolları çıt çıtlı ve fermuarlı olarak yapılmış şu kısımları. Arka tarafında yine bir sırt korumayla gelmiyor. Daha da düşük fiyatlı bir tane mont getirdim. Bu da Venom'un Jaws Air diye geçiyor. Jaws Air'ın tanıtımını zaten kanalımızda görmüştünüz. Ben geçen hafta ya da ondan önceki hafta tanıtmıştım onları. Bu hani yazlık ve baharlık olarak kullanılabilir. Çünkü hani bu da bir file dokusuna sahip ve ince bir dokuya sahip. İçinde herhangi bir astarı bulunmuyor. Tabii ona göre de bir fiyatı var. Dirseklerinde ve omuzlarında korumalara sahip. Bu hani bel ayarlamasına gerektirmeyecek şekilde elastik yapılmış bir modeli. En uygun model yazlık ve baharlık olarak da bunu alabilirsiniz. Şimdi eldivenlere geçiyorum. Eldivenleri başta tanıtmıştım zaten, yalnızca adlarını söylemiştim tabii. Revit'in Sent 3 modeli.
Bu modeli daha önceden tanıtmıştım. Tanıtımlarda görmüş olabilirsiniz. Ben bu modeli seviyorum çünkü yeni nesil korumalara sahip bir eldiven. Hem iç tarafında, hem bilek kısmında, hem de hani üst kısmında, yumruk kısmında ve eklem yerlerinde yeni nesil korumalara sahip. Bu yeni nesil korumalar ne oluyor? Darbeyi bir yerden aldığı zaman yaymasını sağlayacak şekilde yapılmış. Şu eklem yerlerinin hemen ilk basamağında, ilk yerinde körük mekanizması var gaz hassasiyeti için. Bu tamamen deri değil, içinde yan taraflarında kumaş detaylara sahip. Bu giydiğiniz zaman şu şekilde şöyle görünen bir eldiven. Delikli bir yapısı var ve tabii ki yazlık bir model. Bu delikli yapı nefes almasını sağlayacak şekilde yapılmış. Baş parmağın küçük parmağında da yan tarafında korumaları var hani kırılmalara karşı. Ve bileğinde şöyle bir cırt cırtı var. Bileğinize tam oturması için yapılmış. Her tarafında desteği var dediğim gibi. Yeni nesil burada da bir koruması var. Baş parmağının hemen yanında da bir tane koruması var. Bunu alabilirsiniz. Gerçekten hani uygun fiyatlı değildir. Bu hani yüksek fiyatlıdır. Vexo daha uygun fiyatlı fakat kışlıktır. Diğer önerileri zaten yazlık uygun fiyatlı önerileri de zaten tanıtacağım. Birkaç tanıtım sonra onlardan da örnekler vereceğim ama açıklamada onların linkini ekliyorum. Bunu alabilirsiniz. Tabii ki hani bunun dokunma hassasiyeti yok. Fakat hani elinizi yırtmasın diye iç taraftan yapılmamış özellikle dikişleri, dış taraftan yapılmış dikişleri ve gerçekten hoş bir model. Bunu alabilirsiniz yazlık olarak da. Vexo'nun bu tarz bir eldiveni var. Bunun daha yumuşak korumaları var. Bilek tarafında da yumuşak bir koruması var. Yumruk koruması sert, eklem yeri korumaları orta yumuşaklıkta filan böyle ama körük mekanizmaları olan ve bileği böyle yani sıkı şekilde yapılmış bir eldiven. Bu eldiven olur mu? Bileği sıkı şekilde yapılmış bir eldiven. Bunu da isterseniz alabilirsiniz. Körük mekanizmaları var. Bileğinde bir tane cırt cırtı var. Ve elastik bir bileğe yapışan bir kısım var. Şu kısmında da işte yumruk koruması var. Tamamen deri olarak yapılmış. Sadece yan tarafında, şu tarafında biraz kumaş kullanılmış. Kışlık bir eldivendir. Revit'in hani kışlık eldivenlerini de bunların arasındaki aşağıdaki linklerde paylaşacağım. Bunları alabilirsiniz. Benim önerdiğim şeyleri biliyorsunuz zaten. Pantolon, uygun fiyatlı pantolon almak istiyorsanız ve hani korusun aynı zamanda gün içinde de giyebileyim diyorsanız Teş90'ın pantolonlarından alabilirsiniz. Uygun fiyatlı bir bot alayım istiyorsanız ve yazlık olsun istiyorsanız, spor modeli uysun istiyorsanız Rockwell'in yarım botlarından veya tam botlarından alabilirsiniz. Onların linklerini de aşağıda paylaşacağım. Hatta şu tarafa koyarım. Hani Teş90 pantolon alabilirsiniz, daha uygun fiyatlı Armole pantolon alabilirsiniz. Onların hepsinden linklerin hepsini dediğim gibi paylaşıyorum. Benim önerdiğim ortalama fiyatlarda Bell Qualifier bir kask. Bu kask spor sürüşlere daha uygundur. Naked sürüşlerde hani kısmen uygun olabilir ama hani spor sürüşlere daha uygun bir kask. Nasıl özellikleri var derseniz geniş bakış açısı var. İç pedleri gerçekten iyidir. Bell biliyorsunuz Double D bir bağlantıyla geliyor. Ve işte kademeli açılan camıyla işte üst tarafındaki havalandırma ve arka çıkış, hava çıkış kanallarıyla gerçekten iyi bir kask. Ve EC2205 sertifikasına sahip 1527 gramlık bir kask. A sınıfı polikarbon bir dış kabuğa sahip. Ben polikarbonlara çok fazla güvenmiyorum derseniz biraz daha güçlendirilmiş A sınıfı polikarbon aynı zamanda %30 kauçuk destekli bir Nex SX100 alabilirsiniz. Daha üst seviyede bir kask almak istiyorsanız yine Shoei NX'ler alabilirsiniz spor için veya işte Shoei Q-Vest'lerden alabilirsiniz, Shoei Q-Vest'lerden alabilirsiniz, NX'lerden alabilirsiniz. Veya işte Marishin alabilirsiniz, Naked'a biraz daha uygun olsun istiyorsanız şöyle GT'yi alabilirsiniz. Bu kaskların fiyatları tabii ki yani birbirinden fark ediyor. Fiyatlar tamamen sizin bütçenize göre. Bunun daha önceden tanıtımını görmüşsünüzdür zaten. Nex SX100 tamamen full artı full olarak geliyor. Bir tane çene bağlaması var. Çene bağlaması mikrometrik. Pedlerini görüyorsunuz zaten. Bu pedleri de isterseniz çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Aynen bel kaskı da çıkartıp yıkayabileceğiniz gibi.
ve Nextcom XCOM pardon. XCOM Intercom'la beraber kullanabiliyorsunuz çünkü ona göre özel bir yer yapılmış. Qualifier'da olmayan, bunda olan bir tane güneş vizörüne sahip ve pin lock bağlantılarına sahip yan tarafında pin lock da içinden beraber çıkıyor. Bu gerçekten hani full artı full gelen bir kask ve işte ön havalandırma kanallarıyla, üst havalandırma kanalıyla, arka hava çıkış kanalıyla gerçekten 4-4'lük bir kask. Aynı zamanda A sınıfı polikarbon ve kauçuk olarak desteklenmiş, %30 kauçukla desteklenmiş şekilde yapılmış. X kombi, intercom aldığınızda da buraya takıp buradan doğrudan kulaklıklarıyla iletişimde bulunabiliyorsunuz. Çünkü içinde kulaklık yerleri var. Bunu da kullanabilirsiniz, bunu da alabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuştur. Ben hani kışlık ve yazlık örnekler vermeye çalıştım. Açıklama kısmında kış ve yazlık önerilerinin hepsi, ikisini de ayrı ayrı göreceksiniz. Onların hepsinin detaylarını vereceğim. Umarım yararlı olmuştur Samet. İyi sürüşler.